Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuhu. Allah subhanahu ve teala bizge en ali beybaha ulu nimetler katarı aile nimetini ata kıldı. Her bir ailene rehbere kılıp Allah teala erkek zatını telledi. Onun yardımcısı ise ayol boladı. Ayol ne kadar nazik hılkat, ehtiramge, ezazge, layık bugün en uluğ muhtabar zat desek mübalağa bulmaydı. Ailenin müstahkemliği yolu da kub teklifler, kub tavsiyeler birileri. Lekin şular içi de en muhim tavsiyelerden biri erihatın birbirinden razı bulup yaşaşlığı. Uz aldıdaki burç vazifelerge Allah Ta'ala kadir kılgen içi amel kılıçlik ki hareket kılıp kadem koyuşlukları elbette elbette ailenin tinçliğe sebep oladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aile ahillerge nihayette mihriban ediler, müşfik ediler. Ve bu arada bizlerge cüdekette ibret ediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mübarek hadislerde خiyarukum خiyarukum li ahlihi ve ana خiyarukum li ahli ev li nisahi. Ümmetimin en yaşlısı, en sevimlisi o ahlige, ayalige, ailesige en yaşlı münasebette buladigene derdi merhamet kıldılar. Ve bu arada men sizlerde en peş kademiler ben ve bu arada en aldığında turuvchi uzun mendim Resulullah en katta ibret ekerliklerini merhamet kıldılar. Ailede muhabbet buluşu için hoş biz nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Eng avvalo erkak ayolini Alloh subhanahu va taoloning eng ulug' bebaho ne'mati deb e'tirof etishligi. Ayol ham Alloh taolo unga juft qilib bergan halol pokiza o'zining hojasi, o'zining begi deb qabul qilishligi oiladagi muhabbatni ilk ko'rinishi bo'ladi. Oilada muhabbatni yanada ziyoda bo'lishi uchun ayol bilan erkak suhbat qurib o'tirish uchun alohida vaqt topishlari bu nihoyatda maqtalgan amal hisoblanadi. Bugun ming afsuski, agar ayolimiz bizga qo'ng'iroq qilib, endi hali assalomu alaykum deyishga ulgurmasdan tez-tez gapir, nima gaping bor degan ana shunday gaplar bilan ayolni gapini bo'lamiz yoki boshqa bir turli bahonalar. Men rulda ketyapman deb unga qattiq gapirishga o'tamiz. Yo'q azizlar. Shunday holatda bo'lsak ham ularga shirin muomala bilan hozir o'zim qaytib qo'ng'iroq qilaman degan so'zlarni aytish. Yoki uyga kelganda mayli ishdan, ko'cha yumushlardan har qanday charchoq bilan kelamiz, lekin ayolni eshitish uchun vaqt topishlik bu nihoyatda go'zal ish hisoblanadi. Va shuningdek, ayol bilan erkakning o'rtasida muhabbat, sadoqat yanada mustahkam bo'lishi uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tahaddu tahabbu, hadiya beringlar, sovg'a beringlar. O'zaro ana shunday o'rtalaringizda muhabbat mustahkam bo'ladi dedilar. Demak, erkak kishi ma'lum bir kunlardagina emas, bugun ba'zi bir yoshlarga o'xshab to'ygacha faqat sovg'alarni taqdim etib emas. Aksincha, Alloh taolo imkoniyat berganda vaqti-vaqti bilan sovg'a ulashtirishlik oiladagi er-xotin o'rtasidagi muhabbatni ziyoda bo'lishiga sabab bo'lsa ne ajab. Ayniqsa, erkaklar muhabbatni ziyoda bo'lishi uchun oilada ayollarga uy ishlarida ko'maklashishi. Mayli, erkak kishi doim oshxonada bo'lsin degani so'z emas, balki uyda biror bir og'ir o'sha uydagi mebel jihozlarini surish kerak bo'lganda erkak kishi o'zi bunga bosh bo'ladi. O'zini imkoniyati cheklangan bo'lsa, boshqa erkaklarni jalb qiladi, ayol kishi boshqa xonada turadi. Ya'ni bu ishlarni bozorlik qilish bo'ladimi, uydagi ro'zg'or bo'ladimi, har bir ishni ayol kishiga yuklatib qo'yish emas, erkak kishi bunda o'zi ayolga ko'makchi, yordamchi bo'lib bosh bo'lishligi muhabbatni ziyoda bo'lishga sabab bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ahllarga muhabbatlari xususida. Oisha radhiyallohu anha onamiz. Onamiz aytadilarki, biz kunlardan bir kuni Rasululloh bilan birga safarda edik. Shu safarda munchog'imni, taqinchog'imni yo'qotib qo'ydim dedilar. Rasululloh aytdilarki, ey Oisha, nimani izlayapsan dedilar. Ya Rasululloh, munchog'imni yo'qotib qo'ydim. Kedilar, men ham senga yordamchi bo'laman, ko'makchi bo'laman. Shu narsani men ham senga izlashib yuboraman deb Rasulullohdek ulug' zot, oxirgi zamon payg'ambari Rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ayollarga o'zlari yordamchi bo'ldilar. Bu xabar Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu ga sahobalardan shikoyat ko'rinishida yetib bordi.
görmeyiz mi? Kızınız Ayşe, Resulullah deyiz zatını avara kılıp bir narsanı izlet yaptı, kıdır yaptılar dedi. Ayşe anamızın huzurlarına tezde Ebu Bekir geldiler. Karısılar Ayşe anamızın tizelerine başlarını koyup Resulullah uykuya ketken ekenler. Kelip Ayşe anamızın otaları Ebu Bekir şunday turta başladılar. Ey Ayşe, ey kız, sen Resulullah'ını nege bezovta kılıp bunçalar meşakkatke koyuyapsan dediler. Resulullah sekin uygandılar. Menge taharatke su keltirseyler dediler. Şunda sahabalar içti ya Resulullah. Taharat suge uyağda tursun, içimlik su ham yok deyişti. Şunda Resulullah biraz tüm aldılar da, oşa siz bilen biz bilgen meşhur ayet, Fateyemmemu sa'iden tayyibe, ayetini yukarıda keledi. Eğer betap basaylar, seferde basaylar, su tapış imkaniyeti bulmasa, degen mezmundaki ayet. O halde, teyemmüm kılıylar, degen Allah'ını, mana şu ruhsat manasıdaki ayeti nazil buldu. Bir pasta sahabiler Hazreti Ebu Bekir'in hanedarlarına havasları kele başladı. Şunda, ey Ebu Bekir, kendi hem güzel ailesize, bu hazırki halet demez, bundan aldın hem bir neçe ayetler, siz ve sizin aileniz hakkında nazil bugün deyip havas kele başlaştı. Ayşe anamız aytadılar, biz seferde devam etedigen bulduk. Men tüyemini tür gezdim, karasam o şey men izleyekken münçak, takınçakım tüyemini astedeyekken dediler. Ulamalar aytadılar. Hoş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anamızga kömekleşip, kıdırgen, takınçak, tilleden miydi? Yok. Mistan miydi? Yok. Kumuştan miydi? Yok elbette. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıdırgen nerseleri bu Ayşe anamızın kongilleriydi. Ha azizler, Allah Teala hani şimdi uluğ nimet kılıp bergen ahli ayol cüft halalını kongilini izleşlik bu Resulullah'tan miras. En katta bir uluğ, savabli uluğ sünnetlerden, Resulullah'ın yollardan ekelliğini biz bilişimiz mümkün bo'ladi. Xulosa o'rinda şuna aytishimiz mümkün ki, Allah Teala siz bilen bizge ni'mat kılıp bergen eri hatın misali o'n kol bilen çap kol. Eğer çap kolge birer bir gubar yetse, o'n kol tez de yardımge keledi. O'n kolge yardım gerek bo'lsa, çap kol yardımge keledi. Misali eri hatın hem şunday. Azizler, Hasan el-Basri rahmetullahi aleyh aytkenleri dek, haqiqi xulq faqat yaxshilik bilan javob qilishdagi xulqni o'zigina emas, balki haqiqi xulq ayolidan ba'zi bir kelayotgan shu nojo'ya so'zlardir. Ularni sekinlik bilan, muloyimlik bilan tuzatib, ularga yaxshilik bilan javob qilib, o'rni kelganda kechirimli bo'lib, ana samohat bilan yo'l tutadigan bo'lsa, mana shu haqiqi xulq deb maqtagan ekanlar. Solih va soliha farzandlarga ota-ona bo'lish bilan bir qatorda ularga yaxshi tarbiyachi bo'lishni Alloh barchamizga nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuhu.